Merhaba, Art Talks 2021'e hoş geldiniz. Bugün Erimtan Müzesi'ndeyiz. Hoş bulduk. Erimtan Müze Müdürü Nazan Gezer'le birlikteyiz. Hem müze hakkında söyleşmiş olacağız, hem de bu dönemdeki etkinlikleri üzerine konuşacağız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Burada bulunmak bu süreç içerisinde ben çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz müzemize. Teşekkürler, sağ olun. Şöyle sormak istiyorum. Elbette tüm müzelerin oluşumu bir süreç gerektiriyor ve burası da Yüksel Erimtan'ın 1960 yılında ilk kez koleksiyonerliğe başlamasıyla oluşan bir koleksiyoner müzesi aslında. Ve Yüksel Erimtan bir antik bir yüzükle başlıyor koleksiyonerliğe. Evet. Bu süreçle ilgili bu hikayeyi biraz sizden dinlesek. Tabii ki zevkle. Yüksel Erimtan bir inşaat mühendisi, evet. Ve Tarsus civarlarında çalıştığı dönemlerde bir Tarsuslu bir kuyumcunun dükkanında bir yüzük taşına rastlıyor. Bir köylünün gelip bu kuyumcuya yüzük taşını satmaya getirdiğinde aynı anda kuyumcuda bulunuyor ve onun ne olduğunu soruyor kuyumcuya. Kuyumcu da bunun işte yağmurlardan sonra köylülerin topraklar kendi arsalarında, topraklarında, bahçelerinde buldukları şeyler olduğunu söylüyor ve gösteriyor Yüksel Bey'e de. Ve bunu toplamasını aslında, bunları koleksiyonunu yapmasını aslında kuyumcu öneriyor Yüksel Bey'e. Ve böylece başlıyor Yüksel Bey'in arkeolojik eser koleksiyonerliği. Ve 60 yılı aşkın bir süre boyunca da bunları topluyor, biriktiriyor. Ofisinde, kendi ofisinde aslında bunları biriktiriyor. Fakat yıllar geçtikten sonra hem tabii şöyle bir özelliği var koleksiyonerliğin ve toplanılan eserlerin. Koleksiyoner olduğunuz zaman en iyi şeyleri, en güzel örneklerini alma şansınız var. Böyle çok seçkin, çok güzel bir koleksiyon biriktiriyor Yüksel Bey de. Aslında amacı şöyle ki, yurt dışına gittiği zaman gördüğü müzelerdeki Anadolu topraklarından kaçırılıp götürülmüş eserleri gördükçe benim buna bir mani olmamız lazım ve bir şey yapmamız lazım. Onun üzerine Koleksiyonerler Derneği'ni kuruyor. Kültür Varlıkları ve Koleksiyonerler Derneği'ni kuruyor. Bu dernek de Türkiye'deki bütün kıymetli, değerli koleksiyonerler üye oluyorlar. Ve bayağı bir büyüyorlar, genişliyorlar. Yüksel Bey de sonunda diyor ki hala hem kurucu başkanı hem hala başkanlığını yapıyor Yüksel Bey bu derneğin. Gelin hep birlikte bu elimizdeki eserleri ofislerimizden, evlerimizden çıkartalım. Bir müze kuralım ve halkla paylaşalım. Yani sadece biz görmeyelim, herkes görsün. İlk önce bu fikir çok ilginç gelip çok ilgi görürken sonrasında tabii müze yapmanın sebebi ne kadar zor, pahalı, meşakkatli, maliyetli bir iş olduğu ortaya çıkınca diğer koleksiyonerler çekinmek zorunda kalıyor ama Yüksel Bey her zaman aklına koyduğunu yapan ve de sanata çok çok düşkün bir insan. Diyor ki ben yapacağım bu müzeyi. Ve bunu da Ankara Kalesi'nde tabii yapmak istiyor. Bu çok önemli. Ankara Kalesi'nde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yanı başında özel bir koleksiyon müzesi olması ve 2000'den fazla eser var. Evet. Pek çoğu milattan öncesine ait. Aynı zamanda modern sanatla da buluşuyor müze farklı etkinliklerle. Bu yönüyle de önemli. Gerek koleksiyondan gerekse de farklı zamanlarda gerçekleştirdiğiniz süreli sergilerden de bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi şöyle 1925 adet kayıtlı eserimiz var bizim. 1300 küsürü şu anda sergileniyor. Geri kalanı depomuzda. Zaman zaman bunları değiştirme imkanımız olabilecek tabii. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin hemen yanındayız. Hmm. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin denetiminde bir müzeyiz tabii ki arkeoloji müzesi olduğumuz için. Ama sadece arkeoloji müzesi değiliz. Şimdi ilk önce isterseniz bir binadan da bahsedeyim. Evet, yani burası mimarisi çok özel olarak tasarlanmış. Evet, burada 3 eski tarihi ama kayıtlı olmayan, yani tescilli olmayan eski binanın 3 evin yerine kurulmuş burası. Evet. Hazineden 25 yıllığına kiralanıyor ve bina tamamen bu 3 bina yıkılıyor.
metruk binalar çünkü. Ama tamamen de tamamen aslında... Tamamen mi yıkılıyor yoksa restore mi ediliyor? Hı-hı. Tamamen yıkılıyor. Hı-hı. Tek katlı bina, üç katlı bina oluyor zaten. Yani evet, temele iniliyor. Ama dışarıdaki taşlar aynen kullanılıyor ve bizde 100 yıl öncesine ait 1920'lerde çekilmiş fotoğrafları da var müzenin. Evet. Çok birebir aynısı aslında. Hani öyle bir zorunluluk olmadığı halde tabii ki bu çevreye uyumluluğu, kale surlarıyla korumak uyumluluğu sebebiyle böyle bir şey evet, planlanıyor. Yüksel Bey de zaten bir inşaat mühendisi ve kendi şirketiyle yapıyor bunu. Mimar, yani müzeyi yapan 3 mimar, Profesör Ayşen Savaş, Can Aker ve Onur Yüncü de hem müzenin mimarisiyle ilgileniyorlar, hem Ayşen Savaş özellikle de müzenin tefrişiyle de, yani küratörü de Ayşen evet, Savaş. Böyle bir şey de, şimdi arkeoloji müzesi tamam ama isminde de anlaşılacağı gibi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi. Sadece arkeoloji yok. İlk iki katı evet arkeoloji. Giriş katımız bu mezazin katı ve şu anda bulunduğumuz ana sergi salonu arkeoloji müzesi. Bizim eserlerimiz milattan önce 3000 ile milattan sonra 300. yıllara tarihleniyor. Yani 3300 yıllık bir ara ama bugünden baktığımızda tabii 5000 küsür yıllık bir tarihçesi var. Evet, Bizans'a kadar geliyor, Bizans'ta bitiyor. Bu ilk iki katta dediğimiz gibi bu ilk iki katta arkeolojik eserler sergileniyor. Alt kat, işte sanat kısmı alt katta. Konserlerin de verildiği evet, alan. Yani hem süreli sergi salonumuzun olduğu hem de çok amaçlı salonumuzun olduğu kat, alt kat. Burada çok amaçlı salonumuzda hem konserler, hem konferanslar, hem toplantılar, birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Klasik müzik konserleri, evet, caz konserleri, çocuklar için klasik müzik konserleri derken orası bir sanat katı oluyor. Müzede müzik salı konserlerimiz bu sene 6. sezonumuzu maalesef pandemi sebebiyle yaptığımız halde, duyurduğumuz halde iptal etmek durumunda kaldık. Evet. Ama havaların güzelleşmesiyle inşallah ve de yasakların kalkmasını umut ederekten müzede müzik salı konserleri açık hava ya başlayacağız. Evet, onun da başvurular devam ediyor şu anda. Şu anda değerlendirmeler sunuyor. Şu anda müzemiz açık ve süreli sergi salonunda da. Süreli sergi salonundaki sergimiz sebebiyle de zaten Raffaello sergisine evet, şu anda ev sahipliği yapıyoruz. İtalyan Büyükelçiliği ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz evet, bir sergi. İtalyan mimar ressam Raffaello'nun ölümünün 500. Evet, yılı sebebiyle İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nın RAICOM'la ortaklaşa düzenlediği bir sergi. Tüm dünyayı gezecek aslında. Tunus ilk durağıydı. Oradan bize geldi. Bizden Helsinki'ye gidecek falan, böyle nokta nokta geziyor. Bu sergi Opera Omnia kapsamında aslında çok büyük bir sergi ama Türkiye'ye ve işte Helsinki'ye ve Tunus'a giden sergi, Raffaello'nun portrelerinden oluşan, toplam 14 portreden oluşan bir sergi. Birebir kopyaları ama birebir ebatlarda led ışıklarla, arkadan gelen ışıklarla çok canlı bir şekilde sanki Uffizi galerisini geziyormuşsunuz ya da Louvre'daki Raffaello evet, resmini görüyormuşsunuz hissi veriyor insana gerçekten. O kesinlikle, sebeple de ziyaretçimiz çok iyi, ilgi çok fazla sergiye. Umarım bundan sonraki sergilerde rapabilme şansımız olacak. Mart ayı 15 Mart'a kadar devam ediyor. Evet. Evet. Tabii ki bu serginin işte söylediğiniz gibi dijital ve led ışıklarla yansıtılmış görüntüler ama bunun bu müzede gerçekleşiyor olması, müze ortamının tabii ki izleyicinin gözlemi açısından çok büyük bir artı değer katıyor. Evet. Bu bağlamda tekrar ben mimari yapıya dönmek istiyorum. Gerek Ankara taşı kullanılmış durumda mekanda. Gerek metal, ahşap uyumu. Burada çağdaş ve mevcut yereliği evet, bir arada bulundurması açısından önemli ve özel evet, olarak planlanmış, dizayn edilmiş, koleksiyona göre belirlenmiş tabii, bir evet, yapı var. Evet. Bu mimari süreç 2013 yılında başlıyor değil mi? Müze, evet, iki yıl üç boyunca evin alınması ve burayı müzeye dönüştürme evet, süreci. Evet. Ve 2015 yılında da müze kapılarını açıyor. Evet, 12 Mart 2015 tarihinde açıldı. 6. yılımız olacak inşallah. Evet. Bitecek 2021'de. Yapım sürecini sormak istiyorum. 2013'ten sonrası için gerek mimari yönden gerekse kültür sanata yönelik destekler yönünden nasıl bir süreç sonunda açıldı müze? Evet, şöyle müze aslında açıldığı dönem
dönemde Türkiye'de müze olarak yapılan belki de ilk binaydı. Çünkü genelde hazır binalara müzeler yerleşiyorlar. Ama bu bina tamamen bir müze için tasarlandı ve müze için inşa edildi. Bu sebeple işte gördüğünüz nişler, duvarların içine yerleşmesi eserlerin, kullanılan teknoloji, havalandırma, ışıklandırma her şey tamamen müze için yapıldığında çok kıymetli bir mimarisi var. Bu üç binanın aslında tamamen yıkılıp yapıldığını düşünürsek, bütün üç binanın kıvrımları, işte onların yerleri aslında çok belirgin. Çatıya baktığınızda onların yükseltilerini içeriden anlayabiliyorsunuz. Kullanılan müze mesela dümdüz bir müze değil. Aşağıdaki salonda onu daha iyi fark ediyorsunuz. Ve kavisli bir müze. Duvarlar aslında o dümdüz de yapılabilirmiş tabii ki ama hayır. O üç binanın kırımları hepsi duruyor şu anda da. Yani onları gezerken de çok fark edebiliyorsunuz. Üst katta baktığınızda mesela kod farkını anlayabiliyorsunuz. Duvarlarda denizli travertenleri kullanılmış ama aynı zamanda da onlar tıraşlanarak böyle dümdüz değil de bir derinlik katarak duvarlardaki yazılar onların da çok müzenin tefrişine, müzenin bilgi aktarımına çok hoş bir katkısı oluyor onların da. Üç tane burada oturduğumuz yerde mesela dijital ekran var. Bunu ziyaretçilerimiz genelde çok fark etmiyorlar gezerlerken ama bu Pompei'de bir duvar freskinin içinden üç resim, üç parça çıkarılıp oraya dijital ekranlar konularak böyle bir bilgi aktarımı daha da eğlenceli ya da ilgi çekici hale getirilmiş. Buradaki işte görüntüler değiştikçe müzedeki diğer objelere dönüşüyor orijinalindeki halinden. Böyle bir takım triklerle farklı zamanlarda farklı etkiler alabileceğiniz. Evet, teknoloji çok hani sınırlı ve çok yerinde kullanılmış. Evet, gerçekten öyle. Yani hem teknolojinin kullanımı hem sergileme şekli. Tabii koleksiyon müzesi olmasının şeyi dediğim gibi hani bir yığma sergileme şekli değil. En seçici hem eldeki en güzel şeyler hem de temsili olarak aslında konmuş. Bu bardaklardan çok var bizde ama bu kadarı üçü kullanılmış gibi. Bu da tabii ilgiyi daha fazlalaştırıyor aslında gelip de her şeyi tek tek inceleme şansınız da olabiliyor. Merak uyandırıyor. Evet, yani bilgi aktarımı bu şekilde aslında çok daha kolay oluyor. Ve de hani hafif hafif de böyle teknoloji kullanımı o da zenginleştiriyor biraz bizim. Biraz da izleyici odaklı olarak düşünülmüş ve planlanmış diyebiliriz bu alanda. Kültür sanata Yüksel Erimtan'ın vermiş olduğu destekler, kurmuş olduğu pek çok vakıf gerek koleksiyoner olarak gerekse bir sanatsever olarak tabii ki çok değerli. Bu anlamda siz Yüksel Erimtan ve sanata, kültüre bakış açısı ve tabii ki burada desteğini görmüş oluyoruz. Tüm iş adamları isteriz ki benzer girişimlerde bulunsun ama bu alanda çok özel. Ne söylersiniz? Şunu söylemek istiyorum. Yani Yüksel Bey'in yaptığı aslında gerçekten çok takdir edilesi bir şey ve çok da takdir görüyor. Her ziyaretçimiz geldiğinde buraya yapılan yatırımın ne kadar kıymetli olduğunu, böylesi bir kültür sanat merkezinin Ankara için ne kadar kıymetli olduğunu aslında gelen görenler gerçekten bunu çok ayırdına varıyorlar. Çok zor bir iş tabii ki. Yani bir vakıf müzesi burası. Yüksel Erimtan Kültür ve Sanat Vakfı'nın müzesi ve müzeler maddi olarak kendilerini çevirebilme kapasiteleri asla yok. Dünyadaki hiçbir müze zannetmiyorum ki gişeden kazandığı parayla bütün masraflarını karşılayabilsin. Böyle bir şey yok. Sürekli bir maddi desteğe ihtiyacı var ve tabii ki biz aslında bunu çok istiyoruz. Yani sponsorluk çok önemli müzeler için. Demiyoruz ki müzenin tamamen sponsoru olun, müze çalışanlarının maaşlarının ödenmesi anlamında denmiyor tabii ki bunlar. Ama yapılan sergilerde, konserlerde destek çok önemli. Bizim süreli sergilerimiz çünkü hep kendi bütçemizle yapabildiğimiz birkaç sergimiz oldu ama genelde işbirlikleriyle ve sponsorlukla gerçekleştirdiğimiz sergiler.
Bu yüzden de özellikle Ankaralı sanatseverleri ve iş adamlarını bu tür kültür sanata, sadece bizim müzemiz için değil, Ankara'daki tüm kültür sanat etkinliklerine destek olmaya, olmaya çok istiyoruz tabii ki. Ediyoruz. Evet, çok ihtiyaç var. Burada gerçekleşen süreli sergilerden özellikle vurgulamak istediğiniz, çok ilgi gören veya çok yani önemli olan bir Anamet'le Bekam ve Koç Ankara Araştırmaları Merkezi ve Anamet Koç Üniversitesi'nin Anamet tarafından hazırlanmış bir koku sergisi açmıştık bunu. Yani bunu herhalde Ankara'da bilmeyen kalmadı ve gelip de burada bir koku müzesi vardı diye meydanda koku müzesi arayanlar vardı. Çok güzel bir sergiydi. Evet. Bizim de çok keyif aldığımız, hakikaten muhteşem. Çok farklı bir sergiydi. Evet. Onu çok çok severek yaptık. Sonrasında bir Mehmet Aksoy sergisi açtık, heykel sergisi. O da çok, o bizim kendi yaptığımız bir sergiydi. Kendi öz kaynaklarımızla, yani kendi imkanlarımızla yaptığımız bir sergiydi. O da Ankara için çok kıymetliydi. Çünkü Mehmet Aksoy'un yıllar sonrasında ilk defa Ankara'da açılmış bir sergisiydi. Çok sevdik onu da. Sonrasında işte en son geçen yıl açtığımız sergilerden bir oyuncak sergisi açtık. Yani sanatın oyuncakları sergisi açtık. Suna Yakın İstanbul Oyuncak Müzesi ile bir işbirliği. Hem bu bir müzeyle yaptığımız ilk işbirliğiydi. Biz birçok kurumla, üniversitelerle, ortaklıklarla, vakıflarla, derneklerle paslaşıyoruz. Hep ortak işler yapıyoruz ama bir müzeyle ilk kez bir işbirliği yaptık ve bu sanatın oyuncakları sergisi gerçekten Artifacts Ludens çok ilgi gördü. Çok da güzel bir sergi oldu. Küratörü Markus Graf'tı, Profesör Markus Graf. İşte inşallah bunları daha fazla yapmak istiyoruz. Daha çok destek istiyoruz. İhtiyacımız var tabii ki bu. Hem maddi manevi. Maddi manevi. Evet, sadece maddi de değil. Hem izleyenlerin gelip de görmeleri, o çok kıymetli. Güzel işler yaptığınız zaman birisi gelip gördüğünde zaten o diğerinin habercisi oluyor. Motivasyonunuzu artırarak yenilerini ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani bizim bir de müze olarak yaptığımız en önemli şeylerden biri bu pandemi öncesinde daha çok tabii yapabildiğimiz müze eğitimiydi. Evet. Yani çocukları müzeye çekmek, çocukları ve dolayısıyla ailelerini bir müze eğitimiyle çok buluşturmak önemli. Çok önemli. Çünkü çocukların müzeye geldiklerinde yaşadıkları hem bu havayı teneffüs etmeleri hem dediğim gibi kendilerinden 5000 yıl önce yaşamış uygarlıkların neler, nasıl yaşadıklarını belki onları hissediyorlar bile burada ve burada girip gezdiklerinde aşağıda çocuk atölyemizde burada gördükleri eserlerin çalışmalarını yapıyorlar. Yani işte buradaki sikkeyi inceliyor. Aşağıya inip polimer kilden kendi ülkesinin, kendi hayalindeki ülkesinin sikkesini tasarlıyor. Ya da bir hayvan figürini ya da bir Urartu kemeri. Bunu biz çok yoğunlukla ve çok da başarıyla yapıyorduk gerçekten. Çok övündüğümüz şeylerden biri. Ne kadar süre devam etti? Pandemiye kadar mı? Açıldığımız günden tabii ki pandemiye kadar. 15 Mart'a kadar devam ettik buna. Günde 3 grup geliyordu, 30 ağırlığı. Yani günde 90 çocuğu biz burada ağırlıyorduk. Müzeyi gezdirip daha sonrasında atölyede onların kendi yaratıcılıklarını görmelerine imkan sağlıyorduk. Fakat tabii ki pandemiyle bunlar durunca bu sefer online yapmaya başladık. Tabii online çocuk eğitimlerimiz devam ediyor. Hem kendi kalıcı sergimiz hem süreli sergiye yönelik Zoom üzerinden ücretsiz olarak yapıyoruz onları. Onlar bir tabii ki birazcık sekteye uğramış gibi oldu ama gene devam edeceğiz tabii ki. Çok önemli. Çocuklara ve çocuklarla sanat arasında kurulan bağ için bir aracı olması müze eğitimi o çok önemli değerli. Çocuklar için. Yetişkinler için de yapıyoruz tabii ki etkinlikler. Yani onlara da hem sergiyle bağlantılı hem de sanat farklı... dışında da farklı etkinlikler yer alıyor yine değil mi? Evet, çikolata şeyimiz de var mesela. Çikolata atölyesi de yapmıştık Sevgililer Günü'nde. Yani illaki sanat olması da gerekmiyor ama... Bu tür etkinliklerin müzeye ve sanata, kültüre katkısı, yani sanat dışı etkinlikler veya özel gün etkinlikleri diyelim. Neler, nasıl gözlemliyorsunuz? Çok aslında çok güzel bir şey. Mesela 23 Nisan'da yaptığımız çocuk etkinliği sanatla bir alakalı. Yok ama sonuçta burada bir sosyal bir hayat, bir sanat merkezi ama o 23 Nisan etkinliğine geldiklerinde bile çocuklar gene müzeyi geziyorlar, gene bir arkeoloji müzesini gezmiş oluyorlar. Çünkü hani çocuklar için çok cazip bir şey değilmiş gibi geliyor arkeoloji ama gelip gezdiklerinde onlarla birlikte böyle gezerken o kadar onların bakış açısıyla, onların algılama şekli o kadar farklı ki büyüklerden.
Her türlü etkinlikte, dediğim gibi işte bir 23 Nisan etkinliğinde, 19 Mayıs'ta gençlerle yaptığımız etkinliklerde ya da bir işte 29 Ekim'de bir konferansta insanların bir araya gelmesi. Biz çünkü arkeoloji konferansları, sanat konferansları, tarih konferansları da yapıyorduk. Şimdi de bunları Zoom üzerinden gene devam ediyoruz. Daha az olmak koşuluyla tabii ki. Yani çünkü bu pandemide insanların bilgisayar başında oturup Zoom toplantılarına katılmaktan da fenalık geldiği için biraz daha çok baymadan böyle işte bir tane Raffaello sergisiyle ilgili yaptık mesela. İşte müze gezileri yapıyoruz. Yani sergiye paralel yurt dışında dünyadaki müzeleri işte Sistine Şapeli'ni gezdirdik bundan bir 3 hafta önce. Şimdi 14 Şubat'ta Uffizi Galerisi'ni gezdiriyoruz. Antonina Turizm'le böyle bir ortak bir işe girdik. O da ilgi görüyor. İnsanlar oturdukları yerden hiç değilse öyle Zoom üzerinden yapılan hani, toplantılar bayıcı oluyor ama böyle sanatla uzaklara ilgili paylaşımlar ulaşmak çok adına güzel. Da evet. Çok evet. Daha yani, kolaylaştırıcı. İtalya'ya kim bilir ne zaman gidebileceğiz ama bir Uffizi evet. Galerisi'ni evde oturduğunuzda seyretmek güzel kesinlikle. Bir ayrıcalık aslında. Evet. Bir taraftan da onlarla devam etmeye çalışıyoruz tabii. Evet, muhteşem. Yani aslında izleyiciyle birlikte ve etkileşim halinde olmak tabii ki evet. Bu değeri arttırıyor. Kaleye dönecek olursak Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile bir arada evet. Dedik. Onun yanında pek çok diğer müze ve zaten kalenin kendisi ve bu alan Hisar evet. Meydanı müzeler bölgesi, evet, müzeler bölgesi evet. içerisinde birbiriyle etkileşimi bu müzelerin ve diğer alanların nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz burada kale içerisinde nasıl bir rol üstlenmiş durumdasınız? Evet, yani müzenin burada açılmış olması aslında sosyalleşme açısından, sosyal iletişim açısından çok önemli. Çünkü kale Ankara'nın en eski yerleşim yeri, ta Galatlardan bugüne gelmiş, kalmış, durmuş bir yer. Fakat hep ihmal edilmiş aslında. Çok da iyi bakılmamış. Yeni belediye çok güzel işler yapıyor. Bir ring seferi kondu mesela aşağıdan buraya çünkü ulaşım yok. Park yeri problemi var. İşte park sorunu çözülmeye çalışıyor. Ringle insanların daha kolay gelmesi sağlanıyor. Kale içindeki metruk binalar yenileniyor falan derken biz de burada kalede kale esnafıyla, kale insanıyla çok yakın ilişki içerisindeyiz. Onlara zaman zaman müzeye davet ediyoruz, müzeyi gezdiriyoruz. Aşağıda toplantılar yapıyoruz kale esnafıyla da. Birlikte sorunları tartışıyoruz tabii ki. Ne gibi sorunlarımız var, neler yapabiliriz? Bir kale dostları grubumuz var bizim Ankara Kent Konseyi'nde. Onlarla zaten daha hani geniş olarak görüşüyoruz ama birebir buradaki sorunlu. Galerilerle, esnafla hep ilişki halindeyiz. Mesela bir hediyelik eşya dükkanımız var yukarıda. Orada daha çok kale bölgesindeki sanatçılarla, yani burada atölyeleri olan sanatçılarla çalışıyoruz. Onların ürettikleri şeyleri burada müzede satıyoruz. Hem onlara bir gelir destek, olmuş oluyor, evet. Hem biz de kale çevresindeki kişilerle birlikte iş yapmak hakikaten hem bize çok iyi geliyor hem onlar için de bir fırsat oluyor. Burada akşamları konser olması, Ankara Kalesi'ne akşamları gelmek yürek isterdi aslında eskiden. Ama şimdi biz konser akşamlarımızda taksiciler özellikle işte dışarıdaki restoranlar biliyorlar bizim ne zaman konserimiz olduğunu, alıyorlar konser programlarımızı. Onlar da işte dükkanları kapatmıyorlar ya da daha taksi durağı daha fazla araba bulunduruyor burada falan gibi. Böyle bir iletişimle. Tabii ki yanımızdaki Koç Müzesi çok değerli. Tabii pandemide kapalılar ama açık olduğu zaman onlarla da ilişkilerimiz gayet iyi. Evet, Anadolu Medeniyetleri Müzesi keza öyle zaten. Çok kıymetli uzmanlarla her türlü arkeolojik danışmanlığımızı bizim yapıyorlar. Hem de onların denetimindeyiz zaten. Senede bir kez müzenin denetimi oluyor. Tüm eserleri onlar bizim için. Müze koleksiyonundan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi koleksiyonuna veya devlet koleksiyonlarına aktarılan bir parça oldu yok, mu? Yok. Yani burası tamamen satın alınmayla yani özel koleksiyonla oluştuğu için biz kimseye bir şeyimizi vermiyoruz. Kimse de bize bir şey vermiyor zaten. Arkeolojik olarak böyle bir
başka müzelerle de arkeoloji bazında bir işbirliğine açıkçası çok ihtiyaç duymadık. Evet, biz yaptığımız diğer sergileri arkeoloji dışında, yani sanat, çağdaş sanat özellikle olarak yapmayı tercih ediyoruz. Evet. Farklı bir şey olsun diye. Yukarıda arkeoloji, aşağıda bambaşka bir sergi. Hepsinin birlikteliği ve bütünleşmesiyle tıpkı kaledeki tüm farklı aktörlerin bir aradalığı gibi bir bütünlük yaratmış oluyor. Çok değerli. Ve pandemi döneminde peki bu pek çok sorundan bahsettiniz ama tabii ki kale esnafı, kaledeki sanatçılar, zanaatkarlar ve müzeler, kapalı olanları var, açık olanları var. Bu özel dönem içerisinde neler yaşandı? Erimtan Müzesi aynı şekilde nasıl bir yılı neredeyse tamamlamak üzereyiz. Evet. Nasıl bir yıldı, nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi o bir yılda biz 3 ay kapanmayı başardık. Evet. Yani 3 aydan fazla kapalı kalmadık çok şükür. Çünkü o bir yıl boyunca da kapalı kalan müzeler oldu. 12 Mart'ta bir sergi açmıştık. Ankara'nın Jocelyn'in Ankara'sı diye bir sergiydi. Bilkent Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yani desteğiyle yapılan bir sergi. Çok da güzel bir mimari sergiydi. Sergiyi açtığımız gece kapandı. Üstelik de 2 haftalık bir sergi diye yapmıştık. Evet. Ama tabii ki biz Haziran'da açıldığımızda o sergiye devam ettik. Sonra o sergi kalktıktan sonra dedik ki biz bu sergilere devam etmemiz lazım. Yani çok insanlar korkuyorlar, çıkmıyorlar dışarı ama bir şeyler olduğunda da çıkıyorlar hakikaten. Hacettepe Üniversitesi'nin heykel bölümünün yüksek lisans bitirme tezli eserlerini biz burada Bahçede Sanat adı altında bir sergide yaptık. Küratörü Dilek Karaziz Şener'di. Çok da başarılı bir sergi oldu. Çok da mutlu olduk biz. Hem öğrencilerin böyle bir zamanda eserlerini sergileme imkanları, açık hem bizim üniversiteyle bir işbirliğimiz gene her zamanki gibi bizi çok mutlu etti. Konserlere devam ettik. Bahçede konserler yaptık. Hatta yenilerini de planlamıştık ki biletlerini sattığımız halde sayılar çok yükselince ve de bu yaş kısıtlamaları gelince onları da iptal etmek durumunda kaldık. Evet, çünkü özellikle klasik müzik sanatçı dinleyeni 65 yaş üstü. Onları da saat 1'den sonra dışarıya çıkartmayınca biz de sabah kahvaltı niyetine yapamadık tabii ki konserlerimizi. Şimdi de gene yapıyoruz programımızı ama tamamı tabii ki bu yasakların kalkmasıyla ilintili. Ama yani aslında bu pandemi döneminde en emin yerler bence müzeler. Yani kapıdan girerken işte HES kodu soruyoruz, ateş ölçümü yapılıyor. Birçok farklı yerde dezenfektanlar var. Kafemiz kapalı ama takavey olarak açık. Evet, yani bu binaya 30 kişiden fazla aynı anda almıyoruz. Gibi kapalı ama kontrol aslında altında. Evet, çok steril bir ortam. Onun için aslında pandemide müzeler gezilmeli. Ben geçen hafta gittim, başka bir müzeyi gezdim mesela ki çok daha kalabalık bir yerde ama gene de gezilmeli. Tabii ki yani pandemi yok canım ne olacak diyecek bir şeyimiz tabii kontrol ki değil ama her işte çift altında. Maske takarak geri kalmamamız lazım. Sanattan da işte bu güzelliklerden geri kalmamamız lazım. Kesinlikle. Peki pandemi sonrası dönem için yeni planlarınız, bunları değiştirmek durumunda kaldınız mı veya ne tarafa doğru gidiyor? Yani sergi programlarımız maalesef ötelendi. Ama umarım yapabiliriz. Yani şu anda en yakın tarihi düşündüğümüz Eylül ayı için bir sergi planlamaya çalışıyoruz. Ama tabii her şey gidişata bağlı. Yani çünkü o kısıtlamalar müzeyi de çok kısıtlıyor tabii ki. Yani çocukların dışarı çıkamaması, yaşlıların dışarıya çıkamaması. Sanat severlerin aslında 65 yaş üstünde çok fazla insan var. Onları yaşamdan çekip almak tabii ki müze ziyaretçisini de çok olumsuz yönde etkiliyor. Kesinlikle çok önemli. Son olarak şunu da sormak istiyorum aslında. Evet, genç bir müze. Kale ortamını, dinamizmini etkilemiş bir müze. Siz gözlemleriniz gerek müzede gerek kale çevresinde zaman içerisinde izleyici
ziyaretçi nasıl bir seyir izledi, bu artışlar, düşüşler, dönemler neler söyleyebiliriz? Evet, yani 5 yıl bir müze için aslında çok az tabii ki, evet. Çok genç bir müzeyiz. Bunu işte sosyal medya üzerinden mesela müzenin birçok tanıtımını biz sosyal medya üzerinden yapıyoruz. Öyle billboardlara ilan verecek falan bir şeyimiz yok, maddi durumumuz yok. O sebeple sosyal medya üzerinden ve işte mail üzerinden yaptığımız tüm etkinlikleri, paylaşımlarını yapıyoruz. İstiyoruz ki herkes Erim Tan Museum sosyal medya hesaplarını takip etsinler. Çünkü birçok gelen izleyici de diyor ki, burada işte bunu yapıyormuşsunuz, duymadık biz. Sosyal medyayı takip etmeyenler için tabii zor. Yani hem e-mail ile gönderiyoruz tüm etkinliklerimizi, hem dediğim gibi işte Facebook, Instagram, Twitter üzerinden duyuruyoruz. Ama bu 5 yıl... Müze tanıtımı adına Kültür Bakanlığı veya Ankara Büyükşehir Belediyesi veya farklı ortamlar müze tanıtımları için ayrılmış özel bir bütçe yok mu? Yok. Yani devlet müzelerini Kültür Bakanlığı devlet müzeleri için yapıyor bunu. Yapıyor. Ama özel müzeler için maalesef yapmıyor. Evet. Yani özel müzelerin sanki imkanlarının çok sınırsız olduğu falan düşünülüyor sanıyorum. Maalesef yok. Ve de şöyle bir şey oluyor. Devletle, yani mesela bir büyükşehir belediyesiyle bir sergi yaptığınızda ücretli yapamıyorsunuz onu. Yani çünkü belediyeler ücretsiz hizmet veriyor halka. Ama müzenin bir giriş ücreti var, evet. Falan gibi böyle bir takım şeyler oluyor. Yani biz çok destek istiyoruz aslında. Gene de destek oluyorlar tabii ki. Yani işte bu aşağıdaki sergi mesela, Rafael'in, evet, sergisinin duyurması için Çankaya Belediyesi, ki biz burası Büyükşehir'e bağlı bir yer. Altındağ bölgesi ve kale bölgesi Büyükşehir'e bağlı. Ama Çankaya Belediyesi bütün parklarına, bahçelerine, her yerlere serginin afişlerini astılar. Evet. İtalyan Büyükelçiliği'nin ve bizim de ricamızla. Sağ olsunlar. Tabii bu çok kıymetli, önemli bir şey mesela. Evet. Çünkü bir sorumluluk alanları içerisinde değil, önemli. Ama evet, tabii ki sanat, evet, ve kültür herkesin, hepimizin sorumluluk, evet, yani alanı. Siz başka belediyesiniz, biz, evet, başka belediyesiniz. Hani, evet, burası çünkü kültür ve sanat, evet, merkezi. Yani kültür, hı-hı, ve sanat kurumlarında ne mekanın nereye olduğu, evet, ne kimin gittiği, evet, hiç önemi, evet, yok. Mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmak. Evet. Bizim de en çok istediğimiz şey tabii ki. Evet. Dileriz ki bu sanat toplum ilişkisinde çok önemli görev üstlenen müzeler, gerek devlet müzeleri gerek özel müzeler, daha çok insana ulaşabilsin. İnşallah. Dileğiyle ve yeni müzede gerçekleşecek olan sergileri bekliyoruz. Biz de sizleri bekliyoruz. Başarılar dileyerek. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.